Kurtuluş Savaşı yıllarında dil ovası. Devri alem kameralarını zaman tünelinde Kurtuluş Savaşı yıllarına çeviriyoruz. Dil ovasının Yunan ve İngiliz kuvvetlerinin işgaline uğradığı acı yıllar unutulmamalı. İngilizler Gebze'yi işgal etmek için Dil Ovası'nda çıkartma yaparlar. Savaş yıllarında bu bölgeler çok badireler atlatır. Çok savunmalara tanık olur. Yunan askerlerinden oluşan düşman birlikleri Dil Ovası tren istasyonuna kadar ilerleyerek hala ayakta olan bu istasyonu kullanırlar. Tavşancıl ve Çerkeşli gibi tarihi yerleşim yerlerinde yaşayan yerli halka baskı ve zulüm yaparlar. Arşiv kayıtlarında Yunan birliklerinin 18 Kasım 1920'de Dil Ovası'ndan hareket ederek Tavşancıl nahiyesini abluka altına aldığını yazmaktadır. Tarih bilinci açısından gençlerimiz işgal yıllarını unutmamalı. Tarihten ders ve ibret alarak, düşmanlık değil dostluk çıkartarak tarih bilincine sahip olmalı. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diyerek Dil Ovası'ndaki tarih yolculuğumuza devam ediyoruz. Şair Merve Eda Sarıer'in Ben Dil Ovası adlı şiirini duyar gibi oluyoruz. Ben Dil Ovası. Gencim ben, asiyim, ruhum kaynıyor. Aklımdan geçenler sözcük arıyor. Susma, gözlerimi çığlık sarıyor. Çakmak çakmak gözlerim ben Dil Ovası. Oyuna çağıran çocuklar gibi. Bu limanda gemiler bak seher yeri. Dil iskelesinden kaçtı Yunan'ı, İngiliz'i. Esaret dostum olamaz ben Dil Ovası. Demirciler, tepecik, Çerkeşli köyler. Bir zamanlar bahçeler şarkılar söyler. Şimdi sanayi bölgesi bu eller. Kıyı kenti diyorlar. Ben Dil Ovası. Tavşancıl'a doğru yol alıyoruz. Bir zamanlar Romalılara, Bizanslara, Selçuklulara, Osmanlılara ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne kültür mirasımıza ev sahipliği yapmıştır Tavşancıl. Biz İstanbul'dan İzmit yönüne giderken yüksek bir tepede yeşillikler içinde kurulu Tavşancıl'a girmeden önce tarihi Tavşancıl tren istasyonuna uğruyoruz. Bu istasyona kim bilir kimler geldi, kimler geçti diye düşünmeden de edemiyoruz. Öyle ki savaş yıllarında kurtuluşumuzu sağlayan birliklere bu tarihi istasyon ev sahipliği yapmıştı. Tavşancıl, tarihinde çok önemli yere sahip bir kahramanın mezarına ev sahipliği yapmakta. Bu kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bağımsızlık mücadelesi veren ve İzmit bölgesinde milli mücadeleyi örgütleyen eşsiz yiğit Yahya Kaptan'dır. Tavşancıl'a hakim bir tepede yeşillikler içinde mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz.